Takip eden arkadaşlar için bu videomuzda şemanın üzerindeki parçaların kodları, görseli ve değerlerini göstereceğim. Öncelikle açmış olduğumuz şemada R kodu direnç, L kodu bobin, C kodu konvastör, V kodu diyot. Burada V kodunu transistör olarak da vermiş arkadaşlar. Biz size özellikle görsele önem verelim dediğimiz noktada bu. Yani V koduyla hem diyotu, şu diyotu, hem transistörü vermiş. Onun için biz öncelikle şema takibinde veya şemalarda görsele çok önem verelim. Yani görsel olarak parçaları tanıyalım ki yanlış bir şey yapmayalım. L bobin, R direnç, görselleri de bunlar. V diyot, V transistör, ama transistörümüz bu şekil, diyotumuz bu şekil. Evet, şimdi gelelim diğer bir ayrıntıya. Burada V koduyla vermiş olduğu diyotta iki tane dışarıya ok var. Buna da dikkat edelim. Yani görsele önem verelim dediğimiz nokta, üzerinde çok durduğumuz konu bu. Diyot işareti var, dışarıya iki tane ok. Bunun anlamı LED diyottur. Yani diyot işareti olup da dışarıya iki tane ok olduğunda LED diyot, dışarıya ok işareti olmadığında sadece diyot. Diyotlar artı eksiden oluşmaktadır. Şu işaretini görmüş olduğumuzda entegredir. Şu bobin. Bir de bobinlerde dikkat edeceğimiz konu arkadaşlar. Bak, bu da bobin. Bu da bobin. Ama bir tanesinde nokta var. Bu noktanın açılımını size yapayım şu anda. Bu ışık bobinimiz arkadaşlar. Burada indikleme bobin olarak geçer. Yani bu noktayı gördüğümüzde bunun indikleme bobin olduğunu bilin. Diğer L koduna bakalım. Burada düz. Ama burada bir tane noktamız var. Bunun anlamı da şudur. İndikleme bobinleri gelen voltajı 3 volt, 5 volt neyse onu katlıyor. Yani 8 volta çıkarıyor, 7 volta çıkarıyor veya devreye göre alternatife çeviriyor. Bu 12 çift sıvır bir telefonda bu indikleme bobini ışık devresinde kullanıldığı için ekranımızın ışığına yaklaşık bir 7-8 volt gidiyor. Yani bataryada şu anda 6 volt var. Yani cihazda daha fazla voltaj olması olanaksız gibi görünüyor ama bu bobin sayesinde, indikleme bobini sayesinde ekranımıza 8 volt, 7 volt gibi bir voltaj gidiyor. Zaten 3.6 ile ekranın ışığı yanmaz. Bu diğer telefonlarda da geçerlidir. Bu da söketimiz, ekran söketimiz arkadaşlar. 1 ile 10 arası ayağımız var. Yani görsel olarak parçalarımızın değerleri bu şekil. Bu titreşim motoru. Görüyorsunuz burada bile LED diyotumuz var. Bir konuyu da izah edeyim. C koduyla göstermiş olduğumuz konvastörler bu şekil. Bu şekil işaret olduğunda sabit konvastör. Konvastörlerimiz iki çeşittir. Elektronik ve sabit konvastör diye ayrılır. Sabit konvastörlerde artı eksi olmaz. Ama elektronik konvastörlerde artı eksi olur. Bu devrede elektronik konvastör olsaydı bir tarafında artı veya eksi işareti olurdu. Bunu da buradan ayıracağız. Yani işaret olarak aynı, yani benzeri, yalnız elektronik konvastörlerde artı ve eksi ayrımı var.